Arkadaşlar herkese selam bugün e, yeni bisikletimi inceliyoruz e, bu sefer ilk defa yol bisikleti videosu yapıyorum yol bisiklet inceleme videosu e, Umarım bu bisiklet bende bir süre daha kalır e, satmam bir deneyim deneyimlemiş olurum daha önceden de Kararo CR012 kullanmıştım Ama o biraz daha giriş seviyesiydi bu orta segment olarak geçiyor e, Bu bisikletin markası arkadaşlar göründüğü üzere Sedona Modeli ise şöyle göstereyim. 640. Sedona 640. Ee, bisikletin özelliklerine gelecek olursak. Bisiklet komple sora set. Shifterlar yani vites kolları sora. Şöyle odaklasın. Gördüğünüz gibi sora. 2x19 2x9, 18 e, vitese sahip. Maşası şöyle göstereyim. Karbon bir maşaya sahip. Jant seti Shimano R500. Gördüğünüz gibi R500. Göbekler yine şöyle göstereyim. R500. Arka aktarıcı Shimano Sora. E, modelini tam hatırlamıyorum Ön aktarıcı yine Sora. Aynı kol Sora. Şöyle. Gördüğünüz gibi. E, değişmiş olan parçalarını söyleyeyim ben size. Dişli değişti. Bunun kendi dişlisinin çapı 28 veya 32 olması lazım. Ama bu 36 diş. Gördüğünüz üzere Wolf tutsuz 36'ya kadar yükseltebildik. Yani sorun olmuyor. Yükseltebilirsiniz sizde. Şöyle fren papuçları yani paralel papuçlar, Tektro paralel baskı frenler. Şöyle gidon boğazına gelelim. Bidon boğazı Amoeba be. Amo, amo ebaymış. Amo eba. Şöyle bidonumuz Amoeba eba. Yine sene borumuz da Amoeba eba. Ama e, şu an kargoda olduğu için takamadım. Gelince onu da takacağım. Komple Amoeba eba set olacak. Fuş takımımız Sedona marka yine. Bisikletin ağırlığı 9.3 kilo kadar. Gayet iyi bir ağırlık. Bisikletin sıfır fiyatları en son 4.500-5.000 civarında civarındaydı. Ondan sonra da satıştan kaldırıldı zaten Sedona'nın sıfırı. İkinci el fiyatları da 3.000 liradan başlıyor. Sedona 640'ın. Yükseltmelerine göre artarak ve düşürerek devam ediyor. Ben bu bisikleti Yine ilana koyarım. Belki yani güzel bisiklet kullanmaya çalışacağım. Bir deneyimlemek istiyorum yol bisikletini. Şöyle MTB'de benim sadece tek e, suluk yeri var ama bunda iki adet suluk yeri var. O yönden çok iyi olmuş. E, tek suluk yeri yetmeyebiliyor. 500 kadro bu bisiklet. Benim boyum 1.74 Yani baya Bana tam oldu yani Aynı kolumuz Sonra demiştik göbek Hollowtech göbeğe sahip Yine gayet iyi Bu modelin yani Aynı yılın Clarison'da Octalink vardı Sonrasında Hollowtech var Bu çok iyi olmuş Lastiklerimiz Şivalbe Lugano Şöyle göstereyim Kevgat bir yapısı var Delinmelere biraz dayanıklı. Yani çok değil ama hiç yoktan iyidir. Bisiklet bu şekildeydi. Gayet akıcı bir bisiklet. Ee, yol bisikletine geçişte bence bu bisikletle geçilmeli. Yani en kötü sonra setle geçilmeli. Çünkü yol bisikletinin e, güzel yanlarını deneyimlemek istiyorsanız vites seti çok kötü olmamalı. Yani yokuşlarda da çıkabilmelisiniz, hız da yapabilmelisiniz. Bu yönden sonra bence gayet ideal. Bir inceleme videosu daha bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki inceleme videosu bu sefer yeni vites setim olabilir. GX vites seti almayı düşünüyorum. MTB için. Bakalım. Gelince görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yakında 2000 abone de güzel bir bisiklet çekilişi olacak. Görüşürüz, hoşça kalın.